yeşil elma kullanıyorum. Yeşil elmalar çok fazla büyük değiller. Ve hızlıca şöyle orta göbekleri çıkıyor. İki tane yeşil elmayı şu şekilde göbeğini çıkarttım. Sonra ortadan ikiye kesiyorum elmaları. Ve bu elmaları mümkün olduğu kadar eşit şekilde ince ince doğrayacağım. Yani şöyle aldım. Şu şekilde ince ince doğradım. Biri ince, biri kalın olmasın mümkünse. Hepsi hemen hemen aynı şeylerde olsun. Aşırı derecede mandolinle doğrar gibi doğramanıza gerek yok. Burada bir fırın kabımız var. Bu fırın kabını buzdolabında muhafaza ettim çünkü hafif yağlamıştım. Ama daha da garanti olsun derseniz bir parçacık şöyle erimiş tereyağını alacaksınız. Ve bunun içerisine şu şekilde süreceksiniz. Hafiften sürdükten sonra bu yaklaşık 24 santim civarında bir fırın kabı. Elmalarınızı şu şekilde biri bir diğerinin üstüne gelecek vaziyette dışarıdan içeriye doğru dizeceksiniz. Mümkün olduğu kadar şu şekilde eşit, özenli bir şekilde doldurmaya çalıştım. Hem kenarlarını hem üstünü. Şimdi bunu fırına atacağım ama fırına atmadan evvel şöyle erimiş tereyağdan üstüne birazcık gezdirmek istiyorum. Burada yani bir ölçü vermeyeceğim size. Fırçayla azıcık şöyle bir tereyağı sürün. Bir iki yemek kaşığı maksimum, belki o kadar yoktur bile. Bir de üstüne toz şeker serpeceğim. Burada da bir yemek kaşığı belki var yok, belli olmaz. Hafiften böyle üzerlerinde birazcık şöyle tereyağı, şeker fırına girdiği zaman buna güzel bir etki verecek. Şimdi bu arkadaşımız 180 dereceye önceden ısıtılmış fırına gidecek. Yaklaşık 15 ila 20 dakika arasında böyle bunu burada pişireceğiz ve birazcık var olan o hacmini kaybetmesini sağlayacağız. Bu geri kalan küçük elma parçalarını tabii ki atmadan değerlendireceğim. İstiyorsanız kabuklarını soyabilirsiniz ama ben bununla uğraşmıyorum çünkü kekin içerisinde bunlar zaten hafiften kaybolup gidecekler. Hem de bu geri kalan parçaları da kullanmış olacağız kekin içerisinde. Ne yaptık? Şu ana kadar toplam ben 4 tane elma soydum. 3 tanesini içerisi için kullandık. Şurada 3 taneden geri kalanlar. Bir tane de burada var. Bundan da şöyle dilimler keseceğim. Ne kadar böyle küp küp yaparsanız bu geri kalanı en azından o kadar iyi olur. Bu arada şu tavanın altını yakalım. Ben bunları keserken tava da burada hafiften ısınsın. Tava ısınıyor. Elmaları şu şekilde küp küp doğradım. Artık tavanın içerisine alabilirim. Happy topu işte bu gördüğünüz kadar elma var. Tavanın içerisine giriyor. Hiçbir şey yok. Yağ yok, o yok, bu yok. Kendi haline bıraktım ve yavaştan bunları burada sotelemeye başladım. Öncelikle şöyle derin bir kasenin içerisine 3 tane yumurta kırarak işe başlıyoruz. Üç yumurta. Hafif çırparken üzerine bir su bardağı toz şekeri ekleyip çırpma işlemine devam ediyoruz. Yumurta ile şekerin işi tamam. Yeşil elma oldukları için bunlar hemen böyle kendilerini bırakmıyorlar ve birazcık dıştan karamelize olmaya başlıyorlar. Gayet iyi. Şimdi bunun içerisine klasik usul bir su bardağı ayçiçek yağı ekliyoruz çırparak. Ve hemen arkasından bir su bardağı da süt ilave ediyoruz. İki su bardağı kadar un koyacağım bunun içerisine. Bir paket vanilya koyacağım, bir paket kabartma tozu ve çok azıcık da bir tarçın ilavem olacak. Daha doğrusu çok az değil ama bir silme yemek kaşığı kadar tarçın ilave edeceğim. Şu kuruları koydum. Hafifçe bunları eledim içerisine. Bir yemek kaşığı tarçın. Çok tepeleme değil çünkü baskın bir karakter biliyorsunuz tarçın. Şöyle silme gibi diyebiliriz. Onu da elekten geçireyim.
alıyorsunuz. Şöyle dışarıdan içeriye doğru kapatıyorsunuz. Bak böyle hafif sıvı kıvamlı, içeride böyle pürüzsüz, pütürsüz bir kıvam yok. Böyle yavaş yavaş, küçük küçük, ince ince her karıştırdığımda toz halinde unları görebiliyorum, tamam mı? Benim için yeterli. Elmaları böyle hafiften karamelize ettim, hatta azıcık da yaktım. Bunun üzerine artık altını kapatıyorum. İçerisine çok az miktarda tereyağı koyacağım. Şöyle bir canlandırsın diye. Hafif canlandırsın. Ve çok küçük bir tutamda toz şeker. Şöyle bir tutam yeterli olacaktır. İşte bu. Aldım. Şöyle güzelce karıştırdım. Güzelce karıştırdım. Şekerin bir parçacık burada karamelize olmasını, erimesini istiyorum. Şekeri koyduktan sonra çok fazla tavada kendi halinde bırakmayın. Azıcık karamelize ettikten sonra hiç vakit kaybetmeden alıp buradaki kek harcının içerisine transfer ediyorsunuz ve kapatarak karıştırma işlemine böyle devam ediyorsunuz. Bak, elma şu anda sadece bu kek harcının tabanında değil, aynı zamanda içinde, her yerde ve piştiği zaman da yerken dilim dilim kestiğinizde içinde tamamen o elmayı hissedeceksiniz. Mesela ceviz koyabilir misiniz? Tabii ki koyabilirsiniz. Azıcık kavurun, onu da içine koyun. Badem ve benzeri şeyler azıcık kavurun, içine koyun. Dert tasa yok. Bunların hepsini kaldıracak güzel bir kek hamurumuz var. İşte 15 dakika olmuş. Benim için yeterli. Birazcık yumuşamasını istiyordum çünkü. Şöyle bir göstereyim size. Hafiften. Oo, çıtır çıtır. Güzel. Bakınız. Arz ederim. Gayet güzel olmuş. Yani elmalar biraz yumuşamış. Oh nefis, kendilerini bırakmış. Daha da fazla bir isteğim yoktur kendisinden. Hemen hükmünü keselim. Burada hazırladığımız kek harcını alacağız. Güzel, dikkatli bir şekilde elmaları çok zedelemeden ama, çok dağıtmadan, formlarını bozmadan bu kek harcını bunun içerisine transfer edeceğiz. Atın bunu fırına ve artık onu fırında unutun. Yaklaşık bir 45-50 dakika kadar pişmesi lazım bunun. Ben bunu her zaman olduğu gibi şöyle bir 45 dakikaya ayarlıyorum. Gidişata göre bakarız. Ondan sonra da ihtiyacı varsa bir 5 dakika daha veririz. 45 dakikalık süremiz doldu. Bu kekin işi tamamdır. Ben şimdi bunu bir ocak şeyden, fırından çıkartacağım. Tamam. Şöyle tezgahın üstünde bir parçacık dinlendireceğim. Bu oda sıcaklığına gelene kadar için için pişmeye devam edecek. Aslında tam olması gereken şey o. Ayaklı servis kasem var. Fırın kabından güzelce ayrılmasını sağlamak için. Önce şöyle bir spatulayla veya bir kaşıkla ya da bir bıçakla bunu böyle sadece kenarından tabanına inecek kadar bir yokluyorsunuz. Sonra elinizi yakmadan kilitli kek kalıbını şöyle dikkatli vaziyette çıkartıyorsunuz. Hala epeyce sıcak ama nefis. Bunu alıyorum. Özgüvenli bir hareketle. Ters çeviriyorum. Sonra da önce tabanı, sonra da fırın kağıdını çıkartıyorum. İşte karşınızda fevkaladenin de fevkinde üstünden dumanlar çıkıyor ama böyle nemli nemli elmaların olduğu, kenardan tatlı tatlı belli belirsiz karamelize olmuş olan süper kıvamlı bir elmalı kek. Soğuduğu zaman dilimleyeceğiz. Ondan sonra üstüne arzunuza göre belki birazcık pudra şekeri, belki birazcık tarçın, ne isterseniz ekleyip öyle servis edeceğiz.